Irak'ta 12 askerimizin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili Suriye'nin Kamışlı bölgesinden gelen bir Amerikan özel askeri şirketi mensuplarının yaptığını öğrendim dedi. Tabii bu iki boyutu var bunun. Böyle olunca sonuçta bizim askerlerimize kuran direkt Amerikan devleti kurmuş oluyor ve doğal olarak PKK olmamış oluyor. Bir anlamda PKK böyle bir saldırı yapamaz diyerek de bir algı oluşturulmuş diye düşünüyorum. Ben öyle bakıyorum. Bir de eğer bu bir gerçekse, yani Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi bunu gündeme getiriyorsa yer yerinden oynaması gerekmiyor mu? Oynaması gerekiyor. Aslan Bulut değerli bir gazeteci. Bir de yani yılların gazetecisi. Doğrulatmadığı bir şeyi yazacağını tahmin etmiyorum. Ben Aslan Bey'i yakından tanırım. Sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz, o da bir kıymetlimiz. Ama bunun olmaması mümkün değil ki. Yani Amerika boşuna mı Türkiye'yi çevriliyor? Daha Karadeniz'den tutun inin aşağıya Yunanistan'a dönün Kıbrıs'a da aşağı kendi sınırlarımıza kadar. Amerika bunu yapabilir. Her şeyi yapabilir. Yani geçenlerde daha gazetede bir Amerikan subayının PKK'lılara atış eğitimi verdiğini gördük hep beraber. Orada ne olduğunu özellikle İran kuzeyindeki Türk ordusunun orada neler yaptığını, neler olduğunu maalesef Türk milleti bilmiyor. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Oraya giden bir gazeteci yok. Kimseyi sokmuyorlar oraya. Yani Türk milletinin, Türk ordusunun, bu milletin ordusunun orada ne yaptığından asgariden bizim haberimiz olması gerekmez mi bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkenin siyasi partileri olarak, bu ülkenin basın mensupları olarak bilmek zorundayız. Sen babanın ordusunu mu götürüyorsun oraya? Onlar senin kendi çocukların mı? Onlar bu Türk milletinin çocukları orada. Sapır sapır şehit oluyor çocuklar. Teker teker. Düzüne düzüne. Yani orada ne olduğunu bilmiyoruz ki Başkanım, Ali Bey. şehit olmak ölmek için maaş alıyorlar, öyle diyorlar biliyorsun. Öyle şey olabilir mi? Öyle şey olabilir mi canım? Öyle şey olabilir mi? Türk milleti ister sözleşmeli olsun, isterse normal asker olsun sana emanet ediyor. Yani oğlunu, evladını sana emanet ediyor. Yani Türk ordusunun şahsında başkumandanına emanet ediyor. Genelkurmay Başkanı'na emanet ediyor. Milli Savunma Bakanı'na emanet ediyor. Sen o evladı eğitip yetiştirip tekrar ailesine teslim etmekle yükümlüsün sen. Öldü canım, araba devrildi canım. Olmaz, bunların araştırılması lazım. Yani sen orada zırhlı araç yapımını ben Türk vatandaşı değilim diyen TÜSİAD üyesi var ya Ethem Sancak o BMC'ye yaptırırsan teneke gibi arabalarla berbat oluyor, her şey dökülüyor. Bir bakın, bırakın oraya gitmek, görmek şimdilik mümkün değil de Türk Hava Yolları'nın VIP araçlarına bakın, BMC'den almışlar. Adamlar kullanmakta o kadar zorlanıyorlar ki. Yani her şeyin araştırılması lazım normal devlette. Devlet devlet gibi yönetilse bunların hesabı tek tek sorulur. Devlet devlet gibi yönetilmediği için